Ses. Evet. Ses deneme. Arkadaşlar selamlar. Biraz geciktik. Kusurumuza bakmayın. Devam alıştılar. Bu arada yanımda çok değerli Cahit Galaxy, Yıldız, Komutan, Alp Sanalan, Osman ve Arda Artun Konak Ortarion'la beraberiz. Ben de Theodoric Hüseyin Teodorik'ten size bugün iki güzel maç izleteceğiz. Birisi Space Soldier Supermassive, diğeri de hemen bundan sonra Dark Switch EV maçı olacak. Arkadaşlar hoş geldiniz, hoş geldik. Hep beraber yayıncılar, izleyiciler. Hazır mıyız? Yavaştan Ömer'e ulaşıp, hakemimize ulaşıp go'yu verelim mi? Nikita'nın da füze. Go'yu verelim. Evet. Theodoric'e biçim. Bu arada ben Ömer'e mesaj gönderdim ama hani Cahit sen de falan yakınındaysa sen de yazabilirsen ya da şey yapıp ulaşabilirsen. Hızlıcana yavaştan değil de hızlıcana başlayalım. Olabilir. Evet arkadaşlar, Space Soldier Supermassive maçı Best of 2 olacak. Lig usulü yaptığımız için beraberlik de söz konusu. Yani takımlar birbiriyle beraber kalacak. Burada yenişemeyecekler ve iki takım da birer puanla yetinmiş durumda olacak. Evet, daha önce hani seninle de konuşmuştuk. Aynen öyle karar verdik. Format için daha iyi olacağını düşündük. Senin de diğer format öyle olacak. Sanırım takımlar da hazır. En azından Space Soldiers'tan Ready'yi az önce yapalım sanırım. X-ray'imiz açık. Arayüze bakıyorum. Arayüze herhangi bir eksik var mı diye ama sanırım şu an yok gibi. Yani bir kişi yok galiba. Acaba düştü mü? Sesi bir tık fazlaymış galiba da onu bir ayarlamaya çalıştım. Bir alt tab yaptım arkadaşlar. Çaktırmadan siz de çakmadınız. Hatta şu options'tan da oyun sesini biraz azaltmayı deneyeyim. Yok ben chat'e bakamıyorum şu an. Crosshair ayarlarına şimdi girmeyelim. Şey, bıçak roundu yapılacak. İsterseniz ondan sonra ben tekrar ayarlayayım onları. Bıçak roundu yapılıyor. İki takımın da oyuncuları yerlerini aldı. Tuguk, Despe, Paz, Zantares ve Engin Space Soldier tarafında Mini, Mago, Lego, Gloom ve Real Z. Tam da sokuyor. Real Z. Evet bakalım bıçak roundunu kim alacak?
iki tarafta bayağı bacak oyunları yani, böyle boksörler gibi şey aldılar, pozisyon aldılar. Şu an 2'ye 3 durumda. Supermassive bir tık daha önde ama 2'ye 1 oldu. Derken evet bakalım. Aynen taraf değiştirdiler. Şey command hatırlıyor musun? Ben command ezberimde yok. Bir daha söyler misin abi? CL. Thickness 1 yaptım. Başka gerekli bir şey var mı? Kadar hızlı bir oyun beklemiyorlardı galiba. Yani hani biz de beklemiyorduk tamam da. Hani evet, tamam diyecektim ben. Taraflar hani taraf değiştirdiler ama üstteki yazılar henüz değişmedi. Bunu da teknik arkadaşlar eğer fark ederlerse ilgilenirler diye düşünüyorum. Şu an aslında Space Soldiers 0 önde. Ve terörist olan taraf Space Soldiers Tuguks'tan orada Mago'yu indirdiğini gördük. Submachine Gun'ıyla yarı otomatik SMG deniyor değil mi? Asıl şirat şeyi o. Cahit'in sesi azmış diye bir feedback geldi. Müzik var diyorlar. Çok güzel. Şu an sadece Lego kaldı. 50 canıyla 4,5 kişiye karşı zaten o da korumak isteyecek muhtemelen. Evet. Lego'yu bir saniye maalesef sizin. Ben seslerinizi açmaya çalışacağım. Bu round arasından hızlı bir şekilde boost vereyim sizlere. Evet. Şu an
ateşe atladı resmen yani. Orada çaresiz bir şekilde. Bu arada haritaya baktığımızda bombanın B'ye yakın olduğunu görüyoruz. Bir taraftan da ortadan zorluyor Space Soldiers rakibini. Supermassive ise hala homojen bir şekilde. Kalan 4 kişi en azından homojen bir şekilde dağılmış durumda. Mago'yu görüyoruz. Mago acaba Smoke'tan bir işim de aldı mı arkadaşlar? Verecek muhtemelen bir kişiyi de düşürmeye başardı. Şimdi rotasyon geliyor B'ye doğru. Ama getirince o rotasyonu bekleyen bir Zantares var orada tabi. 1.5 vuruş gördük ve bir kişi indirmiş oldu böylece. Şu an 3'e 1 pozisyon Lego kaldı. İlk kill almayı başardı. Zantares'in de oldukça az canı var aslında. Bu round alması mümkün. Bakalım olacak mı? Oyun müziği açılmış. Okay. Ben sizin sesinize boost verdim. Fakat demek ki bir şekilde olmadı. Efendim. Bir saniye. Evet arkadaşlar, bana kaldınız. Bu teknik sıkıntıdan dolayı hepinizden özür diliyoruz. Seste bir sıkıntı var. Şu an aslında TeamSpeak'te ben, Komutan, Alpsan Alan ve Ortarion'la beraberiz. Ama onların sesini şu an sizlere ulaştıramıyoruz bir şekilde. Komutan diyor ki, ben 2 round maç anlattım diyor. Bunun hesabını kim verecek diyor. Onlar da yanımda şu an, sağ olsunlar. Yardımcı oluyorlar. Tabii parasını alıyorsunuz. Ben size maçın geri kalanında yardımcı olmaya çalışacağım. Daha sonra bu ses sorununu çözmeye çalışacağız. En azından maçı boş geçirmeyelim. Şu an Space Soldiers 5'e 1 önde. 7. round'dayız. Engin ve Zantares'in camlarının bir kısmı gitmiş ama yine de pozisyonlarını koruyor iki tarafta. Bombanın A tarafına yakın olduğunu görüyoruz Space Soldiers'ta. Ama iki kişi de B'ye yakın. Birisi hemen short tarafında Riyazi ile göz göze gelmek üzere derken Engin arkasını dönünce Riyazi'nin kurşunlarına hedef oldu.
Ve şu an bir kişi kaybetti Space Odyssey. 4 kişi kaldılar ama tabii hala sonu çıkarabilirler. Şu an A'ya hızlı bir giriş denemesi yapıyorlar. Yine yalancı çıktım. Derken Riyaziye Zantares'i Mini de fazla öldürdü. Mini daha sonra Tungus'u da aldı ama Death affetmedi. Mini'yi indirmeyi başardı. 4'e 1 pozisyon, muhtemelen silahını korumak isteyecektir. Bomba da zaten yerde düştü. Yerini de biliyorlar Despe'nin. Şuradan sonra dönüşü kolay olmayacak. O yüzden burada silahını koruyacaktır ama korumasına izin verecekler mi? Orası soru işareti. Süpermassive ekibi yavaş yavaş eve doğru ilerliyor. Oh, yakın mesafeden Noscope geldi Despe'den. Despe Glove'u indirmeyi başardı. Geriye 3 kişi kaldı. 3 kişi güvenli bir şekilde ilerlemeye çalışacak. Evet, round bitti. Despe de silahını korumayı başardı. Hemen skorlara bakalım. 5-2 durum. Engi 7-2-5 de şu an Space Soldiers adına önde götürüyor mücadeleyi. Lego'da Supermassive'in en skorer ismi şu an 6-0-6 ile. Paralar çok az Supermassive'de var. Onun dışında Space Soldiers parasının tamamını harcamış durumda. Bir AWP, 3 tane AK-47, bir tane de Tekmen görüyoruz. Ve oyuncular B'ye yakın oynuyor Space Soldiers oyuncuları. Bombayı da arkada bırakmışlar. İki kişi ortadan kısadan kuşlamaya çalışacak Engin ve Zantares. Engin orada tekmeyi de düşürmeye başardı rakibini ama Zantares onu kurtarmayı başardı. Ve Riyazi'yi indirdi. Çok yakın mesafeden Glove'u orada indirmeyi başardı. Bir an öldüremedi mi diye baktım. Öldürebildi. Şimdi Lego ve Mago'yu izleyeceğiz. İkisinde de AWP var. Despe burada Mago'yu indirdi. Geriye sadece Lego kaldı. Onun da aynı yerde olup olamayacağını tabii şu an bilmiyorlar muhtemelen. O yüzden sağ sola bakıyorlar. Paz güvenli bir şekilde o Simon içinden girip sürpriz yapacaktı ama sürpriz yapan taraf orada biraz Lego oldu. Ve Paz'ı indirdi. Şu an 3'e 1 pozisyon. Lego'yu indirmek istiyorlar. Onu görüyoruz. Arkadan Zantares Lego'yu AK-47'siyle öldürerek 6. skorunu Space Soldiers adına almayı başardı. Evet, durum 6-2. Riyazi'de bir miktar para gördük. Onun dışında Despet çok hızlı bir başlangıç yaptı ve Mago'yu orada AWP'siyle indirmeyi başardı. Şu an bir kişi öndeler. Eğer bir rotasyon gelir mi acaba dedim B'ye. Ama gelmedi. A'ya doğru girecekler. Smoke var şu an orada. Paz bombayı taşıyan isim. Evet, A'ya bir ikili sıkıştırma gelecek hem orta tarafından merdiven tarafından. Mini ve Engin karşı karşıya geldi ve Engin güzel bir eşyada rakibini indirmeyi başardı. Şimdi jungle'a döndü. Rakibini gördü. Öldürmeyi başaracak mı? Öldürmeyi de başardı. Biraz indirdi. Zantares de Lego'yu indirince sadece geriye Glove kalmıştı. Onu da Engin rahat bir şekilde indirmeyi başardı. Durum 7-2. Tamamen eko durumda olacak muhtemelen Supermassive. Hiç pistol bile almıyorlar. 2000 dolar var aşağı yukarı bütün oyuncuların. Space Soldiers'ta ise ekonomik durum gayet iyi. Bir AWP, 4 tane de AK-47 görüyoruz. Hızlı bir B oyunu. Hiç beklenmedik bir B oyunu gördük. Engin geldi orada indirdi. Despe AWP'siyle rotasyon kesmek için bekliyordu ve Mini'yi headshot'la AWP'siyle indirmeyi başardı. Sadece 2 kişi kaldı Supermassive tarafında. Lego ve Mago. Mago da Despe'ye yem oldu. Geriye sadece Lego kaldı. Pas şu an kısa tarafından uçlayacak. Hemen burada ben manuel olarak Lego'ya döndüm. Lego'nun pistolü var. Zaten koruya çok da bir şey yok. Ses duymaya çalıştı belki de. Derken Paz arkadan indirmeyi başardı. Durum 8-2 oldu. Space Soldiers rahat bir ilk yarı geçiriyor. 8-2 önde. Evet, silahlarını şimdi çekti Supermassive. Bakalım bu round biraz daha farklı geçeceğe benziyor. Nasıl bir oyun göreceğiz? Yine homojen dağıldı Space Soldiers. Fazla agresif davranmayacak diyeceğim ama B'den oldukça yaklaştı rakibine. Bu arada otokameraya geçmeyi unuttuk. Engin'i izliyoruz.
Engin underpass'e doğru bakıyor. Despe de B tarafından pushluyor. Onun karşısında hemen Glove var. Rakibini karşılayacak ama enteresan bir timingle. İki tarafta birbirini göremedi. Zaten orada smoke vardı bir taraftan. 3 kişi A'ya yakın, bir kişi şu an ortadan A'ya girmiş durumda. Zantares o isim. Evet, rotasyonda zaten şu an A'ya doğru geliyor bu bilgiden sonra. Çünkü oldukça içeri doğru girdi Space Soldiers. A'ya tamamen girmese bile en azından bazı yerleri kontrol etti ve daha güvenli olduğunu gördü. Ve A'ya doğru bir oyun izleyeceğiz şimdi. Tuvox'un bir taraftan B'ye doğru gittiğini görüyoruz. Neyi bekliyorlar? 45 saniye kaldı. Reazi B'ye flash'ını bıraktı. Engin evden çıkmaya hazır. A'ya hızlı bir şekilde muhtemelen bombalar gelecek ve şimdi geldi smoke'lar. Evet, hızlı bir şekilde gidiyorlar evden ve main'den içeri doğru. Çok fazla kill oldu orada ama durum 4'e 3. Fazlan güzel bir spray gördük. Mago indirdi ama Lego da fazı indirdi buna cevap olarak. Riyazi arkadan jungle tarafından geldi ve Tugus'u indirebilecek mi? İndirmeyi başardı. Riyazi de Tugus'u indirdi. Şu an 3'e 1 pozisyon, bomba kurulmuş durumda. Değil mi? Evet, kurulmuş durumdaydı. Glove da Despe'yi indirerek bombayı çözmek için yeterli zamanı sağlamış oldu takımına. Lego şu an bombayı çözüyor ve Supermassive böylece 3. roundunu da almış oldu. Durum 8-3. Evet, TS'de kimse var mı bu arada? Ha. Yanımda olduğunuzu bilmek bana güç veriyor arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Lan ya abi ya, arada böyle ne bileyim. Ha, ben. Her şeyi kıstım. Yo yani müzikleri kıstım yani. Evet, durum 8-3. Crosshair ayarlarını ayarlarız arkadaşlar. O sıkıntı değil. Hani ses gibi daha kritik şeyleri önce bir ayarlayalım. Crosshair vesaire halledilir diye düşünüyorum. Bu arada chatimizi seviyoruz. Şu an A'ya bomba kuruldu. Despe bombayı kuruldu. Rakiplerinin de nerede olduğunu aşağı yukarı tahmin ediyor zaten. Bir de arkayı kontrol etti. Evet, Lego şu an flashla beraber içeri girdi. Jungle tarafını kontrol etti. Jungle tarafında Tukukus var 11 canıyla. %11 diyor ama. Evet, 11 canmış, tamam. 11 canıyla Lego ve Riyazi kaldı. Supermassive için fazı indirmeyi başardı orada Lego. Ve diffuse etmeyi başarıyor Supermassive. Space olursa o kadar da kolay değil diyor. Durumu 8-4'e getirdi. 3 round daha kaldı ilk yarının bitmesine. Daha sonra ikinci yarı izleyeceğiz. Space Soldiers'ı CT tarafında, Supermassive'i terörist tarafta izleyeceğiz. Paralara bakıyorum. 2 tane keleş var. AK-47 var Space Soldiers adına. Bir tane de Despe'den AWP geldi. Paz Deagle ile oynayacak. Supermassive'de de 1 AWP, 3 tane de M4 var. Bu arada Mago'nun Engin'i düşürdüğünü gördük. Şu an bombalar ortaya doğru aktı. Despe'den çok güzel bir kill, çok güzel bir refleks gördük. Glove'u çok güzel indirdi. Glove da orada yani hani hakikaten tavşan gibi sekiyordu. Orada Despe'den çok iyi bir refleks gördük. Şu an durum 4'e 4. İki tarafında 4 oyuncusu ayakta. Bomba biraz geride. Space Soldiers A'ya yakın oynuyor. 3 oyuncu da Supermassive tarafından A'ya yakın yine. Bir kişi B'de derken Mini orada pazı indirdi.
Ve durumu 4-3'e getirdi. Hatta bir kişiyi daha indirip 4-2 yaptı. Despe ve Tugux şu an. Tugux'u da gördü, onu da indirdim. Mini'den çok iyi bir performans izliyoruz. Despe biraz arkada kaldı AWP'siyle. 48 saniye var round'un bitmesine. Buradan 4 kişi birden indirmesi kolay olmayacak. Derken rakibi gördü ama yine güzel bir refleksle Mago'yu indirmeyi başardı. Şimdi information ne ya? Bilgiyi aldılar. Rotasyon yapıyorlar A'ya doğru derken Mini orada Despe'yi indirmeyi başardı. Oluyor öyle. Information, you know? Evet. Bir ara İngilizceye gittim. Tamam. A'ya yakın Space Soldier oyuncusu 5'i birden orada. Hızlı bir oyun gelir mi diye bekliyorum. İki süpermasif oyuncusunun B tarafında olduğunu görüyoruz. Bir kişi daha jungle tarafından A'ya rotasyon yaptı ama bir taraftan da ortayı kesiyor. Bayağı Glove'dan antrenman izledik. Zıpladı, bacaklarını açtı, geldi. Derken Lego, Lego'dan ikinci kill, Lego'dan üçüncü kill. Alacak mı diye nefesimi tuttum. Zantares sonunda Mago'yu indirmeyi başardı. Çok da evet, orada gerçekten iyi bir performans izledik Supermassive'den. Durumu 8-6'ya getirdiler ve son round, ilk yarının son roundu. Space Soldiers durumu 9-6 yapabilecek mi? Bunlar artık hani ilk yarının sonu önemli roundlar. Alınacak her round ikinci yarıda o kadar rahat edecekleri anlamına geliyor. O yüzden Supermassive'den şimdiye kadar iyi bir comeback gördük. 8-2'den buraya geldi doğru hatırlıyorsam. Space Soldiers'a artık bir round daha gerekiyor ilk yarının bitmesi için. Bombanın A yakın olduğunu görüyoruz. Şu an Zantares çok savunmasız yakalandı orada. Açılan Mini'yi fark edemedi. Mini de son round nasıl olsa bir sürpriz yapalım derken indirmeyi başardı. Fazdan smoke arkası headshot mı gördük az önce derken gerçekten öyle gördük galiba. Şimdi Mini smoke'ların bile yaşlı bir şeyden çıktı. İlk kill aldı ama ikinci slamayı başaramadı. Engin oradan Mini'yi indirdi. Şimdi Realzi çıkacak oradan ama durum 3-3. Despe'nin sadece yarım canı var, hatta öldü yarım canı derken. Tuğuks'un 10 canı kaldı, o da ölüme artık çok yakın. Engin'in 49 canı var. Evet, sadece Tuğuks kaldı 10 canı da, onu da gördü Realzi. Ve bombayı defüze ederek bu roundu da Supermassive takımına yazıyor ve durumu 8-7 yapıyor. İlk round 8-7 Space Soldiers üstünlüğüyle kapanmış oluyor. Evet, burada yorumlarınızı sormayı çok isterdim ama soramıyorum. Sorsam da yayına gitmiyor. Eğlenmiyor musunuz gerçekten? Yani şu oluşturduğumuz sinerji. Alo. Ben White. Evet. Bir dakika abicim. Hemen yazıyorum. Konsolu da bir temizlemek istiyorum çünkü. Ne dedi? Crosshair dot 0 mı? Öyle bir şey yok sanırım da. Yok, tam dot yazdım da çıkmadı, bilmiyorum niye. Yok abi, Skype'den fark edeceğini düşünmüyorum. Bu arada ikinci yarı başladı. Supermassive 8-7. Ha, bir dakika, şeyler değişmemiş galiba yine. Taraflar değişimi. Space Soldiers şu an aslında önde 8-7. İsimler değişecektir birazdan. Lego'dan güzel bir kill gördük. Orta mesafeden pazı Glock'uyla indirmeyi başardık güzel bir headshot'la. 2'ye 1 durum. Zantares tek başına ama rakiplerinin canı oldukça az. Lego'nun
62 canı var. Zantares'in 78 canı var. Bomba kurulmuş durumda. Yakın mesafede Zantares affetmedi. Ve rakibini indirmeye başardı. Ve durum 9-7 oluyor Space Soldiers adına. Hemen bir 15-3-12 Engin'in skoru Space Soldiers adına şu an birinci. Hemen arkasında Despe var. O da 15-0-9 ile oynuyor. Süper mesele baktığımızda da Lego var 17-2-11 ile. Hemen arkasında da 14-4-12 ile Mini'yi veriyoruz. What? Orada bir kıyım izledik Space Soldiers'tan. Mezbaha yorumları geldi Ozman'dan. Çok hızlı bir round oldu. Space Soldiers bayağı sürpriz yapabiliyor. Yani hem bireysel olarak hem de takım oyunuyla rakiplerini. O da, bu da o anlardan biriydi. Durumu 10'a 7'ye getirdi. Şimdi Supermassive'den bir B oyunu göreceğiz gibi. Şu an bomba B tarafına yakın. Underfest'ten A'ya doğru yöneliyor derken Mago oradan arkadan rotasyon yapmaya çalışanlardan Despe'yi indirmeyi başardı. Şimdi ortadan arkadaşlarına katılacak ve bir A oyunu göreceğiz gibi derken pas konektörden rakibi Glove'u indirmeyi başardı. Engin tabii şu an kafası karışık. B'ye mi geliyorlar? A'da mı kalacaklar? Ortadan nereye gidiyorlar derken. O yüzden yerini bırakmıyor henüz. Riyazi'yi A'nın içine kadar girdi ve Tuğuks'u görmesiyle öldürmesi oldu. İkinci kill de almaya başardı güzel bir spreyle. Paz'ı indirdi Riyazi. Zantares de Mini'yi indirdi. Bombanın düşmesi orada önemliydi. 2-2 durum. Engin'in 15 canı kaldı. Lego şu an flash'ını... Decoy muydu ya? Patladıysa da ben fark etmedim. Zantares de Lego'yu indirdi. Şimdi A'ya doğru ilerliyor Space Soldiers oyuncuları ve evet Riyazi orada güzel bir flashla indirmeyi başardı. Durum 11-7 oldu. Taraflar da düzeldi bu arada. Logolar da değişti. ...11'e 7 durum... ...19. roundla devam ediyoruz. Pistoller var sadece Supermassive tarafında. Agresif bir oyun gelir mi diye bakıyorum. Ki çok yakında... ...hemen altlarında galiba... ...kill alabilecek mi? Engin... ...çok hızlı oldu ya bir dakika. Ne oldu orada abi? Ben anlatamadan round bitti abi. Hızlı bir oyun gördük. Space Soldiers... 12-7 yaptı skoru. Zaten Echo bir Supermassive izliyorduk. Onlar da bunun farkındaydı. O yüzden hızlı bir şekilde round almak istediler. Supermassive'in de yapabilecekleri skoruydu zaten. Yine ellerinden gelen en iyisi yaptı. Ve durum şu an 12-7. Supermassive şu an 5 AK-47 ile oynuyor. Artık paraları var. Silahlarını almış durumdalar. Space Soldiers da 4 M4 ve bir tane AWP ile oynayacak. 1 dakika 32 saniye var round'un bitmesine. Henüz zamanları var. Şimdi Zantares rakibini gördü. İndirmeye başardı. İkinci rakibini de gördü ama onun öldüğünün farkında mı bilmiyorum. Bomba B tarafına yakın. 5'e 3 pozisyon. Lego, Glove ve Riyazi var. Şu an Supermassive için ayakta. Glove, Desper'in AWP'sine çok yakın. Çok yakın ve öldü. Birisi masayı kırdı arka fonda. Durum şu an 5'e 2 pozisyon. Sadece Riyazi ve Lego kaldı. Lego'yu henüz görebilmiş değil Despe ama oralarda olduğuna şüpheleniyor. Pozisyonu alıyor ve güzel bir refleksle Lego'yu almayı da başardı. Geriye sadece Riyazi kaldı. Şu an rakibine hasar vermeye çalışıyor orada. Despe'ydi sanırım. Riyazi bombayı almaya çalışacak mı? İyi
İnşallah yani inşallah. Ben de istiyorum tabii. Ha. Tabii siz ben güldüğüm zaman tabii burada arka fondaki arkadaşlara güldüğüm için tabii size garip geliyor olabilir. Neye güldüğümü bilmediğiniz için böyle deli gibi görünüyor olabilirim size. Olsun, olsun. Olsun sesler. Siz de duymuyor musunuz bu sesleri? Sadece ben mi duyuyorum? Tamam, ay ve trollemeyelim. Ben de gülüyorum, eğleniyorum fakat. Evet, hızlı bir Avni gördük Supermassive'den. Yakın mesafeden Mago Deagle'ı indirmeye başardı ama Despe, Lego'yu, Zantares'te Riyazi'yi indirdi arkadaşlar. Despe Mago'yu da aldı, AWP'sinde bayağı güzel iş yaptı bugün. Bir kill almaya çalışıyor. 3-2 pozisyon aslında sayı olarak iyi durumdalar. Fakat bomba şu an A'ya oldukça yakın. Flashlarını attılar. Despe'yi indirmeye çalışıyor. Glove orada. Nasıl indirmeyi başardı? Despe'den çok iyi bir refleks gördük. Şimdi flash ile oradan çıkacak. Rakibini gördü ama indirmeyi başaramadı. Ve güzel bir refleksle Glove'u almaya başardı. Despe'den çok iyi performans gerçekten. Despe'den iyi bir performans izliyoruz. Tabii sizin sesiniz gitmiyor. İstediğiniz gibi iyi yapıyorsunuz arkada. Oh mis. Vallahi oh. Durum 14-7. Space Soldiers galibiyete çok yakın. Zantares agresif açılıyor orta tarafından. Flash'in geldiğini gördü ve hemen arkasını döndür. Rakibin orada iyi yakaladı ama kill'ini almayı başaramadı. Diğer taraftan orada Paz'ın yanında Zantares de yardıma gelmişti. Şu an Paz short tarafından çıkmayı düşünüyor. Bomba Underpass ve B'ye yakın tarafta. 5'e 5 pozisyon iki tarafta henüz hiç açık vermedi. Şimdi B'ye geri dönüyor Space Soldiers oyuncuları fakat herhangi bir hareketlenme yok derken Despe orada Riyazi'yi hemen konektör tarafını indirmeyi başardı. Diğer oyuncular biraz da Underpass'e B'ye yakın. Herhangi bir rotasyon gelecek mi yoksa A'ya mı girecekler derken Tuguksan da çok iyi bir AWP refleksi gördük. Glove artık yerim böyle işi değil. İçeri dalacak sanırım. Bunun zaten 25 saniye var. Round'un bitmesine geriye sadece Despe kaldı Space Soldiers adına. O da 15 saniye kala. Bütün takım öldürmesi çok kolay olmayacak. Hemen sağdan çıkıyor ve Mini de Despe'yi güzel bir headshot'la indirmeyi başardı. Durum 14-8 oldu. Supermassive için henüz umutlar bitmiş değil. Bu maçı hala alabilirler. Bunun için ama oldukça sabit bir başarılı performans göstermeleri gerekiyor. Her roundu mutlaka almaları gerekiyor çünkü Space Soldiers'a bir round vermek demek en az galibiyeti, en az beraberliği garantilemesi demek Space Soldiers'ın. Şimdi Mini'den bir bomba gördük. Orada Zantares 72 bıraktı. Mago agresif oyunu tahmin ettikleri için AWP'li bekliyorlar. Mini AK-47'si ile oradan ilerlemek istiyor. Bakalım kimseyi yakalayabilecek mi? Zantares yakın mesafeden Mini'yi indirmeyi başardı. Lego da hızlı bir şekilde Underpass'ten destek verecek. Sağdaki rakibini görmedim de bu arada. Şimdi gördü ama Despe orada iyi pozisyon alıp rakibini indirmeyi başardı. 3'e 3 pozisyon. İki taraftan da çok güzel hareketler izliyoruz. 1 dakika 7 saniye var maçın round'un bitimine. Durum 14-8 Space Soldiers galibiyete oldukça yakın. Bomba şu an B'ye doğru rotasyon yapıyor Supermassive adına. Hızlı bir şekilde B'ye girebilirlerse pozisyon alacak vakti bulabilirler ama onlar da garanti oynamayı seçti ve güvenli oynamayı seçtiler daha doğrusu ve yavaş gidiyorlar. Son anda hızlandılar. Kör olan Glove'u orada Tuguk indirmeyi başardı. Tuguk ikinci kill alacak mı derken Riyazi Tuguk'su indirdi. Durum 2'ye 2. Bombayı Riyazi kurmak istiyor fakat
Space Soldiers oyuncuları da oldukça yakın. Bago Engin aldı. 2'ye 1 pozisyon. Supermassive 9. skoruna oldukça yakın. Mago pozisyonu aldı. Realcu derken Mago orada kafasını gösteren Despe'yi indiriyor. Durum 14'e 9 oldu. Space Soldiers toparlanabilecek mi? Oldukça az paraları var. Zantares'ten Deagle görüyoruz. 3 tane de USP 2000 sanırım var. Durum 14-9. Burada bir bıçak darbesi yedi mini takım arkadaşından. Mago. Mago'dan güzel bir vuruş gördük. Pas çok sakin bir şekilde mini indirmeyi başardı. Şimdi Mago'nun üstüne üstüne gidiyorlar ama Mago orada pası indirmeyi başardı. AWP'siyle durum 4'e 3. Sadece Engin'in 36 canı kalmış Space Soldiers adına. Tabi Echo bir oyun izleyeceğiz. Engin yerden AK-47'yi almayı başarmış. Şu an bombada B'ye doğru rotasyon yapıyor gibi görünüyor. Bakalım nereye kadar ilerleyecekler. Evet. Bu arada Glove, Zantares ve Razi'den üst üste killer gördük. Bomba B'ye geldi. Lego bombayı kuruyor. 53 saniye var round'un bitmesine derken son kili de Mago Engin alarak orta tarafta bu skorda kendi adına yazıyor. Durum 14'e 10. Supermassive her round'da rakibine bir adım daha yaklaşıyor. Space Soldiers'ın 2 round'a daha ihtiyacı var. Ve round'un geri sayımı tekrar başladı. 4 tane AK-47 görüyoruz Supermassive adında. Bir tane de AWP. Space Soldiers'ta ise 4 tane M4, bir tane de FAMAS görüyoruz. Bakalım nasıl bir oyun olacak. Yok, şey yapmayın ya, onlara çok takmayın şeyini. Engin ve Glove çok yakın şu an. Çok yakın. Engin'den iki güzel kill gördük. Üçüncü kişi tabii o kadar kolay beklemiyordu ama üçüncü skoru da yazdı. Ufak bir lag oldu. Acaba şey mi bitti de maç mı bitti? Space Soldiers 15. puanı da aldı. Durum 15-10. Bir dakika 45 saniye. Hızlı bir B oyunu gibi görünüyor ama Underpass'ten A'ya doğru bir yönelme de var derken Despe orada Lego indirdi. Mago da Despe'yi indirdi. Durum hala 4'e 4 eşit durumda. Bombayı arkada bıraktılar. Engin'den güzel bir kill gördük. Realzi'yi güzel bir açıkta indirdi. Rakiplerini de körekli şu an zaman kazanmaya çalışıyor. B'ye doğru rotasyon gelecek. Bir takım arkadaşlarından henüz gelmiş değil. Şimdi B'ye giriyor Supermassive oyuncuları. Zantares mini indirmeyi başardı. İkinci kill almayı başaracak mı? Çok az canı var. 13 canı kaldı sadece. Şimdi 3'e 2 pozisyon. Zantares'in çok az canı var. Orayı tekrar geri almak isteyecekler. Geri sayımları başladı. Bomba kurulmuş durumda. Zantares güvenli bir şekilde ilerliyor ev tarafından. Glove Galili ile orta mesafeden etkili bir silah. 65 canı kaldı. Smoke'unu attı ve Zantares'e indirmeyi başardı. Tugus orada Mago'yu indirdi. Sadece Glove kaldı orada. 38 canı ile mücadele veriyor. Smoke'dan çıktı, bir kill almaya çalıştı ama Paz orada affetmedi ve 16. skorlarında Space Soldiers alıyor ve ilk haritanın galibi Space Soldiers oluyor. İkinci haritamız nedir onu birazdan bildiriyor olacak teknik ekip. Kısa bir ara veriyoruz arkadaşlar, birazdan tekrar buradayız.
veriyorum. Evet, sesim tekrar geldi. Şu an oyunda size gelmiş olması lazım arkadaşlar. Bundan sonra eğer bu zaten son maçımız. Hani son maçımız derken bu maçın son round, son haritası. Oh be, konuşamadım ben. Best of 2 arkadaşlar bu formatı. Yani berabere de kalabiliyor. Daha önce söylediğim gibi takımlar. Eğer bu roundu, bu haritayı Space Soldiers alırsa 3 puanın sahibi olacak. Supermassive olarak birer puan paylaşıyor olacaklar. DP-HVA maçını komutan veriyor olacak. Yani komutanın bilgisayarını yapıyor olacağız. Oradan muhtemelen hiçbir sıkıntı çekmeden komutanın ciddi yardımıyla alacağız. Komutana da buradan ayrıca teşekkür ediyoruz. Ayrıca Osman ve Osman'la yanında durdukları için ayrıca teşekkür ediyoruz. Evet, şu an ısınmaları izliyoruz. Bu arada siz de çayınızı sağlayacağız. Teknik sınırlar olacaktı. Üst üstüne geleceğiz. Bu arada güzel de bir CSGO yapılıyor. Şu an yapım aşamasında. Hatta bugün açtık fakat işte takımlarla ilgili bazı bilgi eksiklikleri var. Onları dolduruyoruz. İşte oyuncu isimleri, bunlarla ilgili diğer bilgiler. Bunları tamamen doldurabildiğimizde güzel bir hale gelecek. Bu arada şöyle de bir detayı paylaşacağım. Bu maçta yaptıkları her türlü istatistiği canlı olarak CSGO sitemizden izleyebiliyor olacaksınız. Yani orada görebiliyor olacaksınız. Zantaret kaç tane headshot attı, kaç tane kill var, hangi rampta hangi silah kullandı, hangi silahlar kaçırdı aldı gibi istatistikleri canlı olarak görebiliyor olacaksınız. Oyun sesini biraz kısmamı istiyorlar hemen. Okey, kıstım. Master volume'u kıstım. Sanırım yeterlidir. Evet. csgo.multiplayer.com.tr'den sitemize göz atabilirsiniz. Dediğim gibi bazı eksikler var. Takımlarla ilgili bilgiler eksik. Daha çok. Fonksiyonel çok bir eksiği yok. Takımların oyuncularının bilgilerini oraya birkaç gün içinde girip tamamlamayı planlıyoruz. Bilgiler tamamlandığında da oradan canlı olarak bütün oyuncuların istatistiklerine ulaşabiliyor olacaksınız. Mesela Zantares işte 3. rounda kadar kaç kill aldı bu maçta, bu haritada, onları canlı olarak görebiliyor olacaksınız. Bu oyuncular için de iyi bir şey aslında. Yani kendi performanslarını izleyebiliyor olacaklar. Şu an sadece Space Soldiers'tan bir kişinin henüz gelmediğini görüyoruz. Bir dakika abi. Şöyle. Dotu da yapayım. Yo yo, ben yazıyorum. Dot 0 mıydı bilmiyorum. Tamam, şu an iyi olması lazım. Evet arkadaşlar, şu an ısınma devam ediyor. Ben prosedürle ile ilgili birkaç ayar yaptım. Bu sefer daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Isınma bittiğinde arkadaşlar, evet, Despe'den Ready'yi gördük bu arada. Supermassive'den de Ready geldikten sonra
başvuracağız. Bir tarafta üstüne bıçak yapacak var mı? Galiba yapacak var. Harbi of ne efendim? Yok duymuyorlar. Abi şu an işte ben böyle gülüyorum falan ama yani gerçekten dışarıdan bakıldığında bayağı manyak yani. Hayır bir de böyle yani hani önce bir konuşuyorum böyle biriyle sonra gülüyorum. Bayağı deli yani hani polis gelse götür. Bir de çok doğaldır hani birisiyle konuştuğum için çok doğal da yapıyorumdur. O yüzden tam deli yani böyle bayağı kafayı sıyırmış şey. Abi şu warm up da amma uzun sürdü. Heh, evet. Şimdi geri sayım başladı. 7, 6, 5, 4 ile warm up bittiği zaman bıçak roundu başlıyor olacak. Ve taraflar seçilecek diye düşünüyorum. Evet. 10 saniye sonra bir geri sayım oradan, bir geri sayım buradan. Crosshair da şu an iyi olduğuna göre delirmemiz için hiçbir sebep yok. Bir dakika, bir X-ray tabii şu an var. Şu an yok. Tamam. Kontrol ettim. Evet, ortada bıçaklarıyla buluşacak şu an oyuncular. Death Bay köşeye sıkıştırdılar. Rezil, mini ve tamam, okay. Ben bir şey demiyorum peki. Peki. Evet. Süpermasif bıçak roundunu kazandı. Acaba böyle kalacaklar mı yoksa taraf değiştirecekler mi diye bakıyoruz. Henüz bir kod yazmadılar, bir komut diye görüyorum. Ha, şimdi site yazdılar. Süpermasif terör tarafında kalacak. Space Odyssey de counter tarafında oynayacak arkadaşlar. İki takıma da başarılar diliyoruz. Serinin ikinci maçı, ilk maçı Space Odyssey kazanmıştı. Şu an 1-0 önde. Bu haritayı da alırlarsa 3 puanın sahibi olacaklar. Süpermasif kazanırsa ise 1-1'lik beraberlik durumu olacak. İki tarafta birer puan almış olacak. Evet. Bakıyorum zırhlar alınmış. 4 tane zırh alındı Space Odyssey tarafında. Bir tane Defuse Kit görüyoruz Despe'den. Süpermasif'de ise yine 4 zırh ve bomba ağırlıklı bir şu ana kadar ekipman dağılımı görüyoruz. Riyazi'yi uzun tarafını Glock'uyla kesiyor ama ne kadar etkili olacak o mesafeden silah tabi. O da soru işareti, bir bildiği vardır. Glock da buradan ortayı yakın mesafeden tutuyor. Bomba da kendisinde. Lego'nun 35 canı kalmış. Orada tabi B tarafında peaklerken hasar aldı gibi görünüyor. Engin pencereden birilerinin geleceğini biliyor ama zamanlaması orada tabi doğru olacak mı? Şimdi agresif bir şekilde girecek gibi. Despe USP'siyle yerini almış durumda ve güzel bir headshot aldı oradan. İyi de yer tutmuştu. Mago çok yakınından geçti rakibinin ve bu şansının da karşılığını aldı. Orada saklanan rakibini öldürmeyi başardı. Space Soldiers 1-0 öne geçti. Süpermasif karşısında her şey çok hızlı gelişti. Neden böyle bir galibiyet aldılar? Ben çok fark edemedim. Taktik olarak mı acaba ters yakalar Süpermasif yoksa birebirlerde Space Soldiers daha mı etkiliydi? Onu çok yakalayamadım. Şimdi bombanın ortaya yakın olduğunu görüyorum. Ama bir taraftan da B'ye doğru ilerleyen bir güruh var Süpermasif adına. Evet, oyuncular yavaş yavaş B'ye doğru döndüler. B'yi Space Odyssey adına 3 kişi tutuyor. Birisi pencereye yakın olmak üzere. 2 kişi de A'da Space Odyssey'da. Bir kişi izlediğimiz Zantares SMG'si ile uzun tarafına yakından hakim olacak. Diğer taraftan da Despe var. O da B'ye yakındı. B'ye şimdi döndüler. Infoyu aldıktan sonra
Tuguks onları bombalarıyla yavaşlatacak. Ama rakibinin ilerlediğini görmediler daha fazla. O yüzden bir taraftan Xantares geriye de dönmeye çalışıyor. Şimdi o smoke'tan çıkacaklar ve orada bir jump hazırlığı yaşanacak muhtemelen. Paz ikini aldı, Paz ikinci kilini aldı, Paz üçüncü kilini aldı, dördüncü kilini aldı. Ace geliyor mu? Despe bırakmadı. Beşinci kili Despe aldı ama oldukça başarılı bir round'tu Paz adına. Dört kill almayı başardı. 4-0-0 ile şu an takımının birincisi Paz. Hemen arkasında Despe var. 3-0-1 ile oynuyor da. Mago'da ise, Supermassive'de ise sadece Mago var. O da 1-0-2 ile oynuyor. Durum 2-0. Space Soldiers bu oldukça başarılı oldu haritada. Şu an önde. Bomba B'ye yakındı fakat bir rotasyon olacak gibi ama Zantares SMG'siyle olası yakın durumda 3 kill aldı. 4. kill almayı başaramadı. Kurşunu yetmedi. Ama şu an infoyu arkadaşlarına vermiş durumda. Tabi burada artık akıl oyunları devreye giriyor. Riyazi bu adam arkadaşlarına info verdi diyerek ilk gittikleri yere geri mi dönecek yoksa ne olursa olsun diyerek hedefledikleri yere ulaşacaklar mı diye bakıyoruz. Şu an B'ye doğru ilerliyor gibi görünüyor Supermassive ekibi. Drop'tan aşağı indiler. Pencereden çıktılar. Glove ve Reazi. Glove orada sonuç aldı. Despe'yi öldürdü ama Reazi Despe'ye yem oldu. 3'e 1 pozisyon. Glove'un sadece 36 canı var. Belki bomba plant etmeye çalışıp en azından para kazanmaya çalışabilir. Ama yakın mesafeden kör olan rakibine karşı da orada başarılı olamayınca Space Soldiers 3. puanını da burada Supermassive karşısında elde etmeyi başarıyor. Evet, AWP görüyoruz Despe'den. İki tane de SMG, Tuguks ve Paz'dan görüyoruz. Xantares ve Engin de M4'te oynayacak. 4 tane AK-47 Supermassive adında bir tane de Galil var Lego'da. Smoke'lar şu an hazırlanıyor. Ve B'ye doğru. Katıldı. Hızlı bir şekilde B'ye girmeye çalışacaklar ama başarılı olacaklar mı? İzliyoruz. Paz orada bombayı düşürdü. Rakibi öldürmekten daha önemlisi. Engin de Lego'yu indirmeye başardı. Engin ikinci kilini alıyor Riyazi'yi indirerek. Mago Engin'i o puslu yerden indirmeye başardı. Smoke'un da arkasında iyi yer tutup rakibini düşürmeye çalışıyor Supermassive oyuncular ama gerçekten Space Soldiers çok iyi yer tuttu. Bombayla özellikle bombalarıyla orada oldukça hasar verdi rakibine ve oldukça zaman kazandı. Ve durumu 4-0'a getirdi. Şimdi paralara bakıyorum. Supermassive'de yani çok da bir şey alacak para henüz oluşmadı. O yüzden pistollerle bu round'u atlatacaklar. Space Soldiers'ta ise 1 AK, 2 AK-47, 2 M4 ve 2 tane AWP var. Durum 4-0. Xantares Ortaryon ve şu an komutan şu an maç hakkında yorum yapıyorlar. Evet, dinliyoruz. Evet, yine tek başıma güldüm kendi kendime. Deli diyorlar bana, desinler değişemem. Yani yakın mesafede Deagle ile Engin'i indirmeyi başardı. Bir kişi daha var orada. Acaba farkında mı? Mago A site'a girdi. Kimsenin için. B site'a girdi. Gördü. Paz'ı son anda gördü ve öldürmeyi başardı. Ve Supermassive ilk puanını Space Soldiers karşısında aldı. Durum 4-1 oldu. Ve bir pause geliyor. Supermassive tarafından taktik mi? Yoksa bir sıkıntı mı var? Tabii bunu şu an bilemiyoruz. Bir bakalım.
Evet, şu an şeylerle ilgili, ayarlarla ilgili bir konuşma geçiyor adminler arasında. Ve hızlı bir şekilde 6. round başlayacak. Space Odyssey 4, Supermassive 1. Bu harita Space Odyssey'nin oldukça tecrübeli olduğu ve iyi olduğu bir harita. Bakalım Supermassive ne kadar hazır bu haritaya. Bunu görüyor olacağız. CT tarafında Space Odyssey oldukça etkili şimdiye kadar. Bomba biraz arkada düşmüş durumda. Arkada bırakılmış durumda daha doğrusu. Drop tarafından Tuvux bombalayıp rakibine hasar vermeye çalışacak ve orada mini bir razi oldukça fazla hasar verdi. Güzel bir bomba attı. Supermassive şu an rakibinin açık vermesini bekliyor. Space Soldiers oyuncuları da taciz ateşleri yapıldı karşılıklı. Son 1 dakika round'un bitmesine Supermassive henüz girmiş değil. İki oyuncusunun canı oldukça azaldı. Beşe 4 pozisyon Zantares düştü. 35 saniye var. Hala henüz bir hareketlenme olmadı iki taraftan da. Çok hızlı dakikalar, saniyeler bizi bekliyor. Derken Despel'le Go'yu indirmeyi başardı AWP'siyle. Şimdi artık Supermassive içeri girmek isteyecektir. Engin flash'ını attı. Zaman kazanmaya çalışıyor. Rakipleriniz flash'tan sonra tek tek düşürme derdinde ilkinde başarılı olamadı. Ama ikinci rakibinin de yerini biliyor şu an. Glove orada pazı indirdi. Tukux Glove'u indirdi. Birazdan güzel bir sprey Tukux'a karşı. Bombayı kuracak ama arkada bir kişi var. Bunun farkındalar ve Mini şimdi gördü. Dönüp headshot'ını atmaya başardı. Bir kişi de kapı tarafında. Despel'i de kapı arkası spreyle İndirmeyi başardım yine. Gerçekten yakın bir anttı. Benim de sesim bayağı gitti. Supermassive'i tebrik etmek lazım. İyi bir performans sergilediler. Space Odyssey aslında orada iyi yer tuttu. İyi de zaman kazandı fakat son vuruşlarda Supermassive bir tık daha etkili kaldı gibi görünüyor. Bu round pistollerle oynayacak Space Odyssey. Supermassive'de ise 2 AWP, 3 tane de AK-47 görüyoruz. Agresif bir oyun görebiliriz burada. Space Soldiers'tan bakalım. Nasıl olacak? Hangi taraf agresif olacak? Mago oradan uzaktan AWP ile bakıyor gibi görünüyor. Ben de bir su filan içeyim. Biraz boğazım acıdı. Evet. Yine biraz sular duruldu. Şu an iki tarafta yavaş bir round geçiriyor. 1 dakika 12 saniye var. Flash atıldı B tarafından. Mago orada en azından bir kişi indirmeyi düşünüyor. Rakibini gördü ama ikinci denemesinde pazı indirmeyi başardı yakın mesafeden. Engin de başarılı olamadı. Tubuk tek başına kaldı. Güzel bir headshot. Ama devamını getiremeyince oraya tabi silahlarıyla süpermasif girmeyi başardı. Geriye sadece Despe kaldı. O da 4 kişiye karşı kazanma şansı oldukça düşük. Evet. Durum 4-3 oldu. Şimdi silahlara bakıyorum. İki tane AWP var yine Supermassive adına. Mago ve Lego AWP ile oynayacak. Mini Glove ve Reazi AK-47'si ile oynayacak. Space Soldier ise yine Despe'de AWP görüyoruz. 4 tane de M4 olacak. Bomba B'ye doğru hızlı ilerliyor. Space Soldier oyuncuları da B'de yerlerini tutmuş durumdalar. Hızlı bir şekilde bombalarını atıp pozisyon alıp zaman kazanmaya çalışacaklar yine. İki oyuncu Space Soldier tarafında A'ya daha yakın. Bakıyoruz. Reazi, Drogba değil. Tamam. Vazgeçtim. Drop'tan mı geliyor dedim bir an.
Evet, şu an B'den B'ye hızlı çıkacaklar. Engin orada çok can kaybetti. Ve Razi'nin bombasına yem oldu az kalan canıyla. Bir kişi düştü Space Soldier tarafında. Engin düştü. 5'e 4 pozisyon Supermassive durumu beraberliğe getirmek için oldukça avantajlı bir durumda. Şimdi drop'tan da baskı uygulayacak mı diye bakıyorum Supermassive. Razi içeri kadar girdi. Bir kişi aldı. İkincisini almayı başaracak mı? Tugux yakın mesafeden almayı başaramıyor. Tugux Razi'yi indiriyor ve durum 1'e 3 oldu. Sadece Xanteres kaldı geriye. O da AWP ile uzun mesafeden Lego'ya kolay bir hedef oldu. Ve durum 4-4 oldu. Acaba bir taktik pause gelir mi diye düşünüyorum. Hiç gelmedi. Şimdiye kadar hiç gelmedi galiba taktik pause. Sadece bir defa ayarlarla ilgili bir sıkıntı oldu. Onu düzelttiler. Evet, bomba yine B'ye yakın oynuyor. Bu haritada Supermassive oyuncuları daha çok B tercihiyle öne çıktı. Oo. Engin oradan kafayı uzatayım dedi ama Mago gerçekten güzel bir refleksle rakibini indirmeye başardı. 5'e 4 pozisyon tekrar. Supermassive öne geçmek için avantajlı. Bu avantajı kullanabilecekler mi? Bakalım Supermassive, Space Soldiers buna nasıl cevap verecek? B'yi yine 3 dediler. Bu arada A'dan bir kişi B'ye yakın oynuyor şu an. A bir tık daha boş kaldı. Evet, şimdi B'ye bombalar hazırlanıyor. Buradan 2 kill geldi arka arkaya güzel spreylerle. Riyazi de 3. kill aldı. Geriye sadece Despe kaldı. Lego bombayı kırıyor. Paralarını da garantilediler. Oradan Mago Despe'yi bir AWP vuruşuyla saf dışı bırakıyor. Durum 5-4 oldu. Supermassive 4-1'den öne geçmeyi başardı. Durum şu an 5-4. Ve silahlara baktığımda iki tarafta da birer AWP diyecektim, vazgeçtim. Space Soldiers'ta iki tane AWP görüyoruz. Engin ve Despe AWP ile oynayacak. 3 tane M4. Supermassive'de ise Mago'da sadece AWP görüyoruz. 4 tane de AK-47 var. Bu sefer farklı olarak Supermassive A tarafına doğru ilerlemiş durumda ve uzundan ilerleyecek gibi. Tabi Space Soldiers henüz bunun farkında değil. Bir kişi Supermassive'den Lego şu an B tarafında kendisini de göstermek üzere, hatta ölmek üzere. Tam scope'un ucundaydı. Flash'ını atıyor. Burada tabi zaman kazanmaya çalışıyor. Ve dikkat dağıtmaya çalışıyor. Rakip takım arkadaşları A'ya doğru ilerlerken diyeceğim. A'ya henüz yaklaşmış değiller. Şimdi yavaş yavaş yaklaşıyorlar. Supermassive ekibi. Şimdi içeri girdiler. Şu an infosu da gelmiştir. Muhtemelen gördüğünüz gibi mavi noktalar A'ya doğru ilerliyor. Rotasyon yapıyor ama ne kadar zamanda gelecekler orası belli değil. Lego drop tarafına yakın. Oradan gidip arkalama planı var gibi. Ama ne kadar başarılı olacak göreceğiz. Şu an Glove Simon'un arkasına bombasını kurdu. Durum 5'e 4. Despe ölmüş durumda Space Soldiers için. Bu pozisyondan bombayı çözebilecek mi Space Soldiers? Oldukça zor bir pozisyon bana kalırsa. Bunlar bir üst düzey oyuncular. Paz ve Tugux biraz zerk almaya başardı. Mago da Xanteres'i indirdi. Razi Paz'ı indirdi. 3'e 2 pozisyon ama Tugux'un oldukça az canı var. Burada silahlarını saklamayı tercih ediyor Space Soldiers ekibi. Ve durum Supermassive adına 6-4 oluyor. Evet, durum 6-4. Mac 7 görüyoruz Despe'den. Yakın mesafede oldukça drop tarafında iş yapabilecek bir silah. Onun dışında 3 tane 4 tane AWP var. Engin AWP ile oynayacak. Mago AWP ile oynayacak. Tarafında da smoke arkası spreyler geldi. Bu tarafta da henüz hasar alan bile yok. Biraz daha güvenli oynamaya çalışıyor gibi geldi iki tarafta.
1 dakika 17 saniye var. Evet, bu maçın sonunda arkadaşlar bir dahaki maçımız DP Dark Passage HVM maçı olacak. Ve o maçta Cahit Komutan verecek o maçı sizlere. Ve diğer sunucularımızın da seslerini duyabiliyor olacaksınız. Benim böyle manyak gibi tek başıma konuşmama şahit olmak zorunda kalmayacaksınız. Siz de normal insanlarla maç izleyeceksiniz derken Engin'den güzel bir AWP vuruşu geldi. Mini de Tuhux'u indirdi AKS ile. Şimdi hızlı bir şekilde Glover'dan çıkalım dedim. Engin'i headshot'ını indirmeyi başardık. Güzel bir şekilde Super Massive çok hızlı bir şekilde girdi içeri. Killerini alarak. Şimdi iyi pozisyon olan Mini Tek Nine ile Zantelis'i indirmeyi başardı. Geriye sadece Despe kaldı. 2'ye 1 pozisyon. Despe hala rakiplerini öldürebilir. Birini gördü bile birebir pozisyon. Despe Lego karşısında. Lego'nun sadece 67 canı var. Despe'nin şu an yerini biliyor Lego. Güzel bir vuruş Despe'den. Despe önce AWP'yi aldığı zamanı olduğunu biliyor. Güzel bir bireysel performansla rakip takımına bir puan yazdırmayı başardı. Hakikaten giden roundu aldı ve durumu 6-5'e getirdi. Kendisini tebrik ediyoruz. Durum 6-5. Space Soldiers iyi başladığı haritayı çok da iyi götüremedi. 5 tane AK-47 var Supermassive için. Bir tane AWP Despe'de. Hızlı bir oyun görecek miyiz derken evet, Glob bayağı hızlı içeri girdi. Şu an havuzdaki girdi bile. Engin o kadar hızlı olmayacaksın. Mini de Pulse indirdi. Miner ikinci kill gelir mi? Belli değil. Razi bombasıyla Mini muhtemelen canını azalttı. İndirmeye başardı. Zantares M4'ü de kapı tarafından Mago'yu öldürdü ve şu an durum 3'e 3. Sadece 4 canı var. Ama o 4 canlı Mini Zantares'i öldürüyor ve üstte bir de fazla ekliyor. Despe'de Mini'yi öldürüp takım arkadaşının adeta intikamını aldı ama 2'ye 1 pozisyon. Burada bir Ninja Defuse gelecek mi? Ona bakıyorum. Ninja Defuse hiç denemedi. Rakiplerini indirmeye çalıştı orada Despe ama Lego buna izin vermedi. Durum 7-5. Supermassive oldukça başarılı bir performans sergiliyor. Şimdiye kadar maçın başında biraz tutuktular. Daha sonra gerçekten hem arayı çok iyi kapattılar hem de öne geçmeyi başardılar. 7-5 durum. 13. roundumuza giriyoruz ilk yarıda. Ve 2 round sonra daha ilk yarı bitiyor olacak. İkinci yarıya geçiyor olacağız. Space Soldiers bu round pistollerle oynayacak. Ezra'larını da çekmişler. Forcelamışlar. Hiç silah, paraları kalmış mı diye bakacağım. Çok çok az paraları var. Hatta yok neredeyse. Bakıyorum. Durum şu an 5'e 4. Tuvux ölmüş durumda. Mini Tuvux'u indirmeyi başardı. Mago aslında kill almaya oldukça yaklaştı orada. Engin'i smoke arkası zorladı ama Engin oradan kurtulmayı başarıyor. Hemen drop altında Mini var. Paz vardı. Mini Paz'ı öldürüyor ve Mago da Engin'i saf dışı bırakınca geriye sadece Zantares ve Despe kaldı. Şu an 4'e 2 pozisyonuz. Bomba şu an kuruluyor. Despe drop'tan geldi. Silahı yok. Muhtemelen yerden bir silah alacak. Zantares çok çok uzaklarda bile acaba silah alıp koruyor mu şu an? Yoksa sadece bu roundu alamayacağız zaten. En azından ölmeyeyim fikriyle mi oynuyor bilmiyorum. Bakıyorum Despe'de 5-7 var sanırım. Ha, ikisinde de AK-47 var. Solda görünüyor. Ben değil galiba. Evet, Glove Despe'nin silah korumasına izin vermedi. Geriye Zantares kaldı. O da ismi bilmiyorum tam buranın da. Kule'de. Durum 8-5. 2 round daha kaldı. İlk yarı bitecek. Daha sonrasında
Supermassive aldığı ivmeyi aynen devam ettiriyor. Ve Solis artık forsluyor sürekli. Zantares de sadece koruduğu AK-47 var. Onun dışında oyuncular bir şey almadılar. Despi de sadece bir tane 5-7 görüyoruz. Zantares sonuç alacak derken Lebo'yu öldürdü. Üstte bir de Razi'yi öldürdü. Mini drop'tan atladı. Hayır öldü diyecekler. Glove Despi'yi öldürdü. Mini de Engin'in Engin'e güzel bir headshot bıraktı. Evet, buradan silahı verdi ve gönderiyor. Tuguks'u abi gönderemiyor Tuguks'u. Evet, gönderemeyince Mini orada hem Tuguks'u hem Zantares'i öldürüyor ve durumu 9-5 yapıyor. İlk yarının son roundu Supermassive mi Space Soldiers mı? Onu göreceğiz. Bu maçı, bu haritayı daha doğrusu kim alacak? Ve totalde maçı kim kotaracak? Eğer Space Soldiers buradan bir comeback yapabilirse 3 puanın sahibi olacak. Yoksa durum 1-1 olacak ve iki tarafta beraberlik puanına, birer puana razı olmuş olacaklar. Dakika 30 saniye. Despe'de AWP, Mago'da, Lego'da AWP ve 4M4 3 tane AK-47'ye karşı. Oyuncular yine B'ye yakın, bomba B'ye yakın. Sadece bir kişi A uzuna yakın. Supermassive tarafında iki kişi de uzunu kesiyor. Space olursa acaba oradan agresif çıkarlar mı diye bir an baktım. O da çok mümkün görünmüyor. Uzun mesafeden ilk kill almayı başardı ama Zantares ikinci spreyi kötü olunca Reazi'yi affetmedi. Tuguks da güzel bir şekilde mini aldı. Paz çok güzel pusmuştu. Ve Mago'yu, hiçbir şeyden haberi olmayan Mago'yu orada öldürüyor. Durum 3'e 2. Lego ve Glove kaldı sadece. Tuguks, Paz ve Zantares de Space Soldiers adına şu an savunmaya çalışıyorlar. Bomba A'ya doğru rotasyon yaptı. Orta kapıdan ilerleyecek gibi görünüyor. Diğer oyuncu da Glove da şu an arkadaşına yardıma gidecek. Evet, Space Soldiers'ta bunu biraz sanırım öngördü, hissetti. Ve Zantares rakibini görüp bombayı düşürdü bile. Geriye sadece Glove kaldı. Şimdi yerini tahmin ediyor muhtemelen. Kötü bir spray yaptı başta ama daha sonra takım arkadaşının yardımıyla Glove'u öldürdüler. Durum 9-6. İki tarafta hazır. İkinci yarımız hemen başlıyor olacak. Yine ortak bir skor. Supermassive. Bir dakika. Kafa karıştı. Space Soldiers şu an terör tarafında. Yukarıdaki yazılar düzelecek arkadaşlar. Supermassive de counter tarafında 9-6. Supermassive önde. Bakalım tabi Space Soldiers'ın oyun planı bu tarafta nasıl işleyecek? Nasıl bir oyun izletecekler bize? Diğer tarafta Supermassive'in counter performansı oldukça yeterli görünüyordu şimdiye kadar. Şimdi drop'tan atladı Engin ve Zantares. Evet, B'ye yaştan sonra giriyorlar. Zantares Engin kimlerini aldı. Güzel bir takım oldu. Çok senkronize bir şekilde B'ye girdiler ve takım rakiplerini saf dışı ettiler. Geriye sadece Glove kaldı. O da muhtemelen korumaya çalışmayacaktır. Ve Engin de tek taneyle rakibini öldürüyor. Space Soldiers'tan kimse ölmedi. Bu başarılı bir hareketti Space Soldiers için. Ve durum 9-7 oldu. Space Soldiers 7, Supermassive 9. Şu an puan durumu. Evet,
Evet, 1 dakika 30 saniye var. 2 tane SMG var. Yesper var orada. Tugus'ta da bir tane var. Bu arada 14 canı kalmış Magon'un. Oo, güzel bir açat izledik. Zanfiris güzel bir gibi açatını indirdi. Engin de Lego'yu kendisi indirdi. Şimdi Despe'den de aynı hareketi görüyoruz. O da Razi'yi öldürmeyi başarıyor. 4'e 3 pozisyon. Despe AK-47'siyle içeri girecek mi? Girmemeyi tercih etti. A'ya doğru bir rotasyon izleyecek miyiz? Durum 9-7. Yer alıyor şu an Space Soldiers. Bombayı vurabilecekler mi? Engin ölmedi. Nasıl ölmedi Glove'un atışlarına? Ve şimdi bombayı kurdu. Geriye sadece Mago kalmış. O da 14 canıyla silahını korumayı tercih ediyor. Ve durum Supermassive 9, Space Soldiers 8 oluyor. Ve Space Soldiers arayı neredeyse kapattı. Bakalım öne geçecek mi? Eğer bu haritayı alırsa Space Soldiers seride durumu 2-0'a getirecek ve 3 puanın sahibi olacak ligimizde. Tekrar hatırlatayım arkadaşlar. Bu maçtan sonra Dark Passage HVA mücadelesi olacak. Şu an saat kaç hatta, bir de saate bakayım. Çünkü 10 diye duyurmuştuk. 1-14. Evet, tamam. Yetişeceğiz ona. Şu an durum 9-8. Supermassive önde hala. Hızlı bir şekilde B'ye gidiklerini gördük. Yine Space Soldiers'ın ve durum 9-9 oldu. Şimdi eşitlik var. Silahlar alınacak. Para durumu da şu an Supermassive için yeterli. 3 loot sonunda artık onlar da silahlarını çekebilirler. Evet, Lego'da AWP, Despe'de AWP var. Bomba ortada bırakılmış ama biraz B'ye meyilliler gibi diyeceğim ama ortada da bayağı bir oyuncu var. Space Soldiers adına. Şimdi bombayı alıp ortadan A'ya yönelecekler. B'de bir fake gördük galiba. 4 kişi B'ye yaklaştı Supermassive'de. Ortadan A'ya gidecekler sanırım. Mini orada Zantres'i öldürüyor ve muhtemelen bunun fake olduğunu anlayıp arkadaşlarına bilgi veriyor. Mavi noktaların hızlıca A'ya döndüğünü görebilirsiniz. Bir rotasyon gördük orada. Lego turnusu inledi. Despe Glow'u yakarak inledi. Lego'dan çok güzel iki vuruş ve finish'i de orada Beyazi yaptı. Headshot'ıyla. Şimdi Supermassive tekrar 10'a 9 öne geçmiş oluyor. Ben tabi bu arada admin tarafını uyarayım. Şu artık başlıkları düzeltsinler. Evet. Ulaştım ve bilgilendirmeyi yaptım. Şimdi tekrar maça dönelim. Tugus ve Zantares'in düştüğünü görüyoruz. Supermassive tarafında da Realzi düşmüş durumda. Evet, şimdi taraflar düzeldi. Mesajı da direkt geldi zaten. Ben mesajı yazarken tarafların düzelmesi de ilginç olmuş. Baz ve Despe kaldı diyecektim ki Lego orada Despe'yi affetmedi. Yine sadece Paz kaldı ama Paz nereye baksın? Paz onu mu öldürsün, Paz sağa mı öldürsün? Tak bu da düştü, tak o da düştü. Ölecekti ama orada mini izin vermedi. Evet, durum şu an 11-9. Supermassive
11-9 önde. Spes Hoca'sın izin verilmesine ilk 3 turun sonunda izin vermediler. Silahlara bakıyorum. Forslamış durumda biraz Space Soldiers. Tugut, Despe ve Pazda pistoller ve Zantares Feng'in AK-47 ile oynayacak. Supermassive ise full donanımlı bir şekilde. Lego'da AWP, diğer oyuncularda rifle'larıyla, tüfekleriyle oynuyor olacaklar. Drop'tan iki kişi içeri doğru girdi. Lego oradan çıkacak herhangi bir oyuncu olursa hazırda bekliyor. Şimdi A'ya doğru bir yöneldi ama B'ye doğru geldiği oyuncuların biraz yavaş yavaş kendini gösteriyor gibi. Glow, Zantaris'i Mago'dan iyi bir performans verdik bu arada. Üçüncü son kill'de Mago aldı sandım bir an pistolüyle. Meğer Glow orada noktayı koymuş. Supermassive durumu 12-9'a getirdi. Ve bu haritada galibiyete bir adım daha yaklaştı Supermassive. Eğer bu haritayı alırlarsa durum seride durumu 1-1'e getirecekler ve karşılaşma berabere sonuçlanacak. İki takım da birer puanla yoluna devam edecek. Bu maçtan sonra da hemen Dark Passage HV maçıyla yanınızda olacağız. Komutan Cahit'in sunumuyla hemen yanında da biz Alp ve Ortarion, Arda, Artun, Donak olacak. 4 silahşör olarak sizlere sunumu gerçekleştireceğiz. Oğlum gene güldüm bağırarak, bak gene deli muamelesi yapacaklar ya. unutuyorum sonra aklıma geliyor. Ozman nerede? Ozman yok. Al işte. Ozman tankları salmış. Evet. Bayağı bir tane deli varmış. 3 tane de hayali arkadaşı var. Ozman, komutan, Ortarion. Onlarla konuşuyor. Aynen işte, al. Ozman kayıplara karışmış. Ortarion burada. Komutan da arkadaşlar, onlarla konuşuyorum. Deli değilim. Tekrar söylemeye gerek duyuyorum. Durum 13'e 9. Zantares'in 12 canı kalmış. Realzi'nin düştüğünü görüyoruz. B'ye yakındı bomba. Şimdi ortaya doğru ilerliyor. Oradan A'ya doğru girmeye çalışabilirler ama oldukça homojen tutuyor bu arada Supermassive. Haritayı kendi tarafının en azından. Komutan, senin yorumlarını soracağım ben. Şimdi garip olacak biraz ama hani sen yorumlarını bana aktarırsan ben de seyirciye aktarayım. Var mıdır söylemek istediğim bir şey? Ha tamam. Tamam. Evet. Tamam. Evet. Komutan komutan maçın oldukça çekişmeli ve güzel maç olduğunu söyledi. Tekrar maça döneceğim. Derken ilk kim ölecek diye bakarken Paz Mini'yi öldürdü. Mago Paz'ı, Engin Mago'yu öldürdü. Şu an Zantares 12 canıyla arkalamaya çalışıyor. Becerebilecek mi? Lego çok yakında. Rakibi indiremedi. Ve orada Tugux gereğini yaptı. Geride sadece Glove var. O da tek başına Despero'nun geleceğini bekliyordu. Ve rakibini AWP'siyle indirmeyi başardı. Şimdi durum 13-10. Space Soldiers Supermassive'in çok fazla ivmelenmesine izin vermedi. Ama hala Supermassive galibiyete yakın taraf. Evet. Arda. Burada mısın hala? Sen izlediğin kadarıyla nasıl bir maç izliyorsun? Takımlar hakkında yorumların var mıdır? Evet, Ortarion'da Despe ve Baza Zantares ve Despe'ye orada hakikaten
dikkat çekilmesi gerektiğini söyledi. Despina'nın AWP vuruşları ve Zantares'in refleksleri özellikle oldukça başarılı olduğunu söyledi. Ben de direkt katılıyorum. Hatta Despe konusunda imzamı atıyorum altında. Gerçekten AWP konusunda çok başarılıydı. Tebrik etmek lazım. Şu an 3'e 3 pozisyon arkadaşlar. Despe tam da söylediğimiz gibi AWP'siyle Mago'yu güzel bir refleks indirmeyi başardı. Uzak mesafeden Mini Engin indirmek istedi ama Engin'den daha başarılı bir spray gördük. Durum şu an 13-11. Space Soldiers adım 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 rakibini kovalamaya devam ediyor. Benim de boğazım acımaya başlıyor. Bir su içeyim arkadaşlar. Evet, durum 13-11. Hemen bir istatistiklere bakayım. Mini 21-13'lük performansıyla takımını sırtlayan isim. 4 tane de MVP'si var. Hemen arkasında 18-2-17 ile Mago geliyor. Space Odyssey tarafındaysa 19-2-16 performansıyla Despe AWP'siyle etkili olmuş isim. Hemen arkasında da Engin 17-5-15 ile oynuyor. Tabii skorlar oldukça yakın birbirine. Üst düzey bir maç. Oyuncular çok kaliteli iki tarafta da. Despe'den yine güzel bir AWP kill izledik. Despe ikinci killini almaya başardı. İki kişiyi şu andan düşürdü bile. Mini, Lego ve Glove kaldı. Glove zıplayarak ağzından info almaya çalıştı ama B tarafında rakipleri şimdi rotasyon gelecektir diye düşünüyorum ama gelmedi Superman'sı dönen hiçbir şekilde. Şimdi iki oyuncu A'dan B'ye ilerliyorlar ama Space Soldiers bombayı kurdu bile. Evet, 3 kişi site'ın içinde. 1 kişi de hemen dışında orta tarafta. Space Soldiers'ta herhangi bir agresifliğe karşı veya rotasyona karşı orada tetikte bekliyor. Tabi bu pozisyonda Superman'sı oyuncuları, yani silahları da olmadığı için çok başarılı olamayacaklarının farkındalar. O yüzden ekibinin ilk adım atmasını bekliyor. Ama tabi Legor'da çok başarılı olamadı. Zaten bu da başarılı oldu ama tabi sadece bir kişiyi indirebildi. Evet. Durum 13-12. Space Soldiers Supermassive karşısında açılmasına izin verdiği farkı şimdi yavaş yavaş kapatmış durumda. Despe AWP'siyle oldukça damga vurdu bu karşılaşmaya. Belirleyici de olacaktır diye düşünüyoruz. Şimdi Despe 85 kaldı aldığı bomba hasarından dolayı. Takımlar güvenli oynuyorlar. İki kişinin uzun tarafından A'ya doğru ilerlediğini görüyoruz. Bir kişi de Tugux orta tarafı kesiyor. İki oyuncu da B'ye yakın. Hemen bombada onların arkasında. Nereye gidileceği henüz belli değil ama oyuncular bir tık daha A'ya yakın. Hala belirleyici bir hamle bekliyoruz iki taraftan da. Fas artık evet, A'ya gidileceğini açık açık ilan etti. Hızlı bir şekilde ilerledi. Bomba arkada kalmıştı. Şimdi bomba gidiyor. Tugux orada Lego'yu öldürdü. Rotasyon şu an B'den A'ya doğru döndü. Supermassive adına yavaş yavaş. Ama hala bir kişi B'yi bırakmıyor. Fake olma ihtimaline karşı. Fasun içeri girdi. Hemen arkalarında bir kişi var. Görene kadar birebir bir trade oldu. Hatta oldukça fazla hasar da verdi bir kişiye orada. 2-2. Riyazi'nin canı 15. Despe pistolüyle sonuç almayı başardı. Geriye sadece bir şey kaldı. Mini ile Zantares AK-47 sprey ile öldürünce durum 13-13 oldu. Herhangi bir pause hala alınmış değil. Şu an skorda beraberlik var. Space Soldiers rakibini yakalamaya başardı. Bakalım ne olacak. Şuradan sonra iplerin yavaş yavaş kopacağı roundlara geliyoruz.
Burada süpermasivin eko olduğunu görüyoruz. Bu round o yüzden daha Space Oddity'ye yakın olacak. Oradan ilmelenirse Space Oddity neler yapabilir? Onu birazdan göreceğiz. Süpermasivin en azından bir dahaki round'u çok iyi değerlendirmesi lazım. Tabii bu round alacağı killer de uzun vadede işine yarayabilir. Oy boğazım. Ay boğazım. Uzaktan pistolle hasar vermeye çalıştı. Fakat aldı da aldı. Zantares'ten 2 kill gördük. AK-47'si ile 1'e chat olmak üzere 2 kill aldı orada. Glow kaldı girip Glow kaldı. Glow da kalmadı. Engin son kalanındaki kişiyi AK-47'siyle arka taraftan öldürüyor ve Space Soldiers beklenildiği gibi durumu 14-13'e getiriyor. Evet, AWP izliyoruz Despe'den. Mago ve Lego'da AWP ile oynayacak. Şu an uzun tarafında oyuncular birbirine çok yakın derken Engin Glove'u almayı başardı yakın mesafeden. Muhtemelen arkadaşlarına infosunu vermiştir. Realzi'de infodan sonra A'ya biraz daha yaklaştı ama B'yi inatla bırakmıyorlar. Space Soldiers oyuncuları ise A'ya şu an daha yakın. Despe, Mago'yu AWP savaşlarında yenmeyi başardı. Şimdi A'dan B'ye rotasyon geldi. A'da arkalardan tutuyor şu an Supermassive ekibi. Uzaktan tutuyor aslında. B'ye rotasyon geldi. Bunu çok fark edemediler. Daha doğrusu tahmin edemediler. Hızlı bir şekilde içeri girdiler. Despe, Mini'yi... Aynen. İki kişi kaldı A tarafında. Süpermasiv'den. Onlar da silahlarını koruyacak muhtemelen. Ya da arkadan en azından sonuç almaya çalışacaklar. Bir dahaki round paraları kalmayacak mı acaba diye bakacağım. Evet, çok paraları olmayacak bir dahaki round. O yüzden silahlarını koruma derdinde olacaklar. Realzi ve Lego şu an yer tutuyor ama Space Wars da bunun farkında, izin vermemek istiyor ama Lego da onlara izin vermedi. Tuguks'u indirdi. Pas şu an. Bir dakika, nasıl ya? Evet, Engin 2 headshot'la rakiplerini indirmeye başardı ama bir an acaba dedim Supermassive savunurken birden bombayı mı çözecek acaba? Ona izin vermedi Tulux. Durum 15-13. Space Soldiers için maç sayısı, hatta yani karşılaşmanın kaderi şu roundda. Eğer Space Soldiers Space Soldiers bu roundu alırsa ya da 16. roundunu bir şekilde alırsa. Evet, ne oluyor Mete? Öyle mi oldu? Allah kahretsin. Evet, gene tek başıma konuştum kendi kendime. Tamam. Bu maç, ya of lan, bütün profesyonelliğim şeyim gitti şu an ya. Tamam, Space Odyssey bu maçı alırsa seride durumu 2-0'a getiriyor ve karşılaşmayı kazanmış oluyor. 3 puanı cebine alıyor. Supermassive eğer buna izin vermez de bu haritadan galip çıkarsa durum 1-1'e gelecek ve iki takım da birer puan almakla yetinecekler. Bundan hemen sonra da Dark Passage HVA mücadelesi olacak. Onların da skoru yine bu şekilde puan anlamında belirleyici olacak. Şimdi bombalar eş zamanlı olarak atıldı ve B'ye hızlı şekilde girecekler. 3 kişi tutuyor Supermassive'den. Riyazi yakın mesafeden. İki kişi indirdi ama Tuguks
takım arkadaşlarının öcünü almaya başardı. Zanteles'in 12 canı, Truex'un 43 canı var. B'ye girdiler ama çok çok az canları kaldı. Despe'nin oldukça orada iyi iş yapması lazım. Sağından bir kişi geliyor, onu görecek mi acaba? Şimdi gördü ve vurmayı başardı. İkinciyi de vurdu Despe. Despe 3'ü alacak mı? Despe kaçırdı. Nefesler tutuldu. Lego kendini gösterdi mi Despe? 16. roundu takım adına alıyor. Ve 2-0'la maç bitiyor. Space Soldiers 3 puanın sahibi oluyor. Ve haftaya galibiyetle başlıyor. Space Soldiers'ı tebrik ediyoruz. Supermassive de diğer maçlarda başarılar diliyoruz şimdiden. Evet arkadaşlar, komutan sen hazır mısın senin setup öncelikle? Tamam. Onda başlayacak maç. Hayır. Tamam. Tamam. Arkadaşlar saat 22'de, eğer mod arkadaşlarımız varsa chatte lütfen onlar başlığı güncellesin. 22'de DP vs. HVA maçıyla devam ediyor olacağız. Maçı komutandan veriyor olacağız ve bütün ekip sizlerle sunumda olacağız. Bir yere ayrılmayın. Teknik sıkıntılar için tekrar kusura bakmayın diyoruz. Aksilikler yaşadık ilk maçta. İkinci maçta bunları çözmüş bir şekilde karşınızda olacağız. Bir yere ayrılmayın. Görüşmek üzere.